İnsan neyle yaşar? İnsan kalple ve akılla yaşar. Sevgiyle ve ihlasla yaşar. İnsan irfanla yaşar. İnsan muhabbetle yaşar, sevgiyle yaşar. Bu dünyada varoluşumuzun temel sebebi zaten muhabbet, sevgi. Sevmediğimiz zaman varlıkta, imkanda, makamda, mevkide bir yere kadar götürüyor insanı. Bir yerde bakıyor ki insan hiçbir şey yokmuş esasında. Yani bütün mücadelesi boşa gitmiş. O yüzden ne kadar sevgi dolu olursak ve ne kadar bizi seven ve sevdiğimiz insan biriktirirsek o kadar kazanacağız inşallah. O yüzden şöyle bir dua ediyorum ben özellikle Ramazanlarda. Rabbim sevdiğini sevdir, sevdiğine sevdir. Bana göre hayattan beklentilerim, ideallerim ve hayallerim. Ben onlarla yaşıyorum. Sevgiyle yaşar abi. İmanla yaşar ve muhabbetle yaşar. Yani önce kendi inancıyla yaşar, sonra dostlarıyla, çevresiyle, iradesiyle. Sorunun cevabı çok yani, bir tane şıkkı yok. Sanırım alt alta 100 tane madde sayabiliriz. Sevgiyle. Sevgiyle yaşar, sevgiyle büyür, sevgiyle olgunlaşır ve sevgiyle de ölür. Vallahi insan tabii, insanın bir manevi yönü var, bir de maddi yönü var. İkisi de eksik kalırsa yaşamaz yani. İkisini de beslemek gerekiyor. Öyle insan ile yani maddi cansız insan demek değildir. Manevi insan da ölebilir bazen. İki taraftan beslemek lazım. İnsan yani maddi açıdan baktığında nimet olarak su, ekmek onunla yaşar. Ama manevi açıdan düşündüğümüzde huzur. Huzur olmazsa hiçbir insan bu dünyada yaşamaz açıkçası. İnsan vefayla yaşar bence. İnsanların birbirini hatırlaması, birbirlerini sorması çok önemlidir. Ben bunu çok önemsiyorum. Bunun haricinde vefayla ilgili olarak da şöyle güzel bir söz vardır. Hatırlarsan hatırlatırsın, hatırlarsan hatırlanırsın, ararsan aranırsın, seversen sevilirsin. Birbirimize karşı vefalı olmak lazım. Dostlarımızı, eşimizi devamlı arayıp onlarla iletişim halinde olmak lazım. Bu da en büyük değerdir diye düşünüyorum ki ele böyle güzel bir mevsimde sevdiklerimizi bu Ramazan ayı vesilesiyle de hatırlamak, onlara vefa göstermek gerekiyor. İnsan suyla yaşar. Bir de ekmek. Ekmek ve su. İnsan Allah'sız yaşayamaz. İmanla. İnsan muhabbetle yaşar. İman hakikati abi, kaybolmayacak insan. İnsan imanla yaşar. İmanı olmadıktan sonra insan ne yaşar? İman hakikati kaybolmayacak insan.